Merhaba, İki Tek Kişi kanalına hoş geldiniz. Selamlar. Merhaba dostlar, arabamızın içindeyiz artık. Ne yapacağız? Böyle bu gördüğünüz koltukları sökeceğiz. Hazır mısınız? Vallahi işimiz çok. Yani biz hazır olsak da olmasak da başlayacağız biz bu işe. O yüzden bugün söküm işlemlerini tamamlayacağız. Ondan sonra yavaş yavaş adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Evet. Sökmeden önce bir gösterelim. Hadi bismillah. İlk koltuğumuzu söküyoruz. Zorlanıyor musun hayatım? Yok, bu tamam. Oldu mu? Bu söktük bunu. Bir tane daha var, onu da sökeyim. Şu taraf çok zorladı. Henüz şu tarafı bir sökemedik de Kemal bunu halleder biraz. Ne oldu aşkım? Bir sorunla mı karşılaştın? Paslar var. Paslara BD40. Sanki bu işte sen daha çok çalışacakmışsın gibi geliyor bana. Ne düşünüyorsun? Bence de. Yukarı çıktım. Anlamadın ki. Hayatım, yukarıdan videoyu tutman lazım. Tamam, dönmemiz. Gidiyorum. Bir. Tamam mısın? Bir, iki, üç. Bir tane yaptım. Şimdi bir daha yapıyorum. Bir, iki, üç. Ha, oldu. 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 Azmettik. Çabaladık. Oldu. Ama bir tane daha var. Şimdi diğerinde çalışacağız. Tamam. Bir dakika. Tutuyorum ben. Çok zor. Kolay görülüyor ama acayip zor. Devam ediyoruz. Şu koltuk ya çok zorladı bizi ya. Bunu nasıl şey yapmışlar, vidalamışlar yeminle ya. Ömürlük vida atmışlar. Oldu, kafama geliyor. Şöyle matkapla söksene. Matkapın ucu var hazır. Matkaplı. Ön tarafı yırtarız. Bunu buraya yapıştırmışlar. Bastır. Ön tarafa geçmemesi lazım. Ya oraya öyle vurulur mu ya? Salaklar işte. Şu orayı bir şeyle kapatmamız gerekiyor.
Burada batmış bir Kemal görüyorsunuz. Kollara bakar mısın? Kolları. Ellerini göster hayatım. Arabanın altına girdim ya, ondan öyle oldu. Ben ne yaptım? Battık ya, battık. Tutuyorum hayatım. Elim ezecek. Dur. Yani tutuyorum yani de. Doğru, kolay gelsin. Sağ ol abi ya. Hayırdır ya, sökmeye başlamışsın. Sökmeye başladım abi ya. Bir tane vida var, beni uyuz etti ya. Çıkmıyor ya. Yok, yalan atma abi. Yapışmış bence, yalama değil ya. Biraz daha sıvısın. Darlanmışım. Nerede benim bir yerde? Şu abi sıkayım onu biraz. Tamam, dürümler sizden. Börekler böyle yani şey, Arnavut böyle. Şunu al, tut şunu al. Bizim dükkanımız burada ya. Şey. Ne dükkanınız var? Tente Branda. Abi, ciddi misin? Valla, evet, yolun sonunda burada. Bir şey diyeceğim. Biz şuraya tente yaptıracağız ya. Borçlu kaldık. Dışarı, şöyle açılacak. Karavanın önü, bu karavan olacak, anladın onu sen. Evet. Şöyle. Aldın mı? Tamam. Yoğun bir çalışma var. Arka koltuğa kadar varabildik. Ev sahibimiz lütfen bize yardımcı oluyor. Sağ olsun. Zengin olduk be. Şimdi bizim saçı. Evet gençler, yalıtım parasını çıkardık. Ama Büşra Yılmaz yazıyor ya. Paralara var. Ooo, sermaye de var. Sermaye de var ya. Bereketli başladık. Aynen. Gelin bugün yaptıklarımıza bakalım. Kenarları söktük. Koltukları söktük. Şu arka kısım kaldı, sökülecek. Yanlar söküldü. Bu tarafın yanlarını da söktük. Koltuklar aşırı zorladı. Bayağı zorladı. Nasıl güzel ama. Bomboş. Ne kadar genişmiş. Şu arkasını da yok ettiğimizde daha da netleşir bence. Şu cama bayılıyorum ya. İnşallah nasip olur şuradan bir manzaraya uyanmak. Dediğinizi gördünüz. Bugün koltuklarımızı söktük, yan duvarlarımızı söktük. Nasıl zorlandığımızı sizler de izlemiş oldunuz. Aynen. Sağ olsun Lütfü abi yardıma geldi. Bacana yardıma geldi. Alt komşumuz yardıma geldi. Sağ olsunlar, destek oldular bize. Onlara destekler için çok teşekkür ediyoruz. Kolay görülüyor ama zor bir süreç. Ama mutluyuz. Evet. Yorucu bir süreç ama bunlar tatlı yorgunluklar arkadaşlar. Umarım ya her şey bittiğinde mutlulukla, huzurla kapımızın önünde yine bu araba durur. Yeni yolları, yeni yerleri bu araçta keşfetmiş oluruz. Ben videoyu kapatmadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum.
Özellikle yan duvarların sökülmesi konusunda Çağla Hanım'la çok fazla fikir ayrılığı yaşadık. Ben üzerine yapalım diye düşündüm. Zaten var olan döşemenin üzerine yapalım dedim. Gayet güzel gözüküyor çünkü. Sonra altını söktük, baktık ki çok ciddi manada eksik bir yalıtıma sahip alt tarafı. O yüzden benden tavsiye şu dakikadan sonra herkes yan duvarları muhakkak söksün ve tekrardan yalıtım yapsın arkadaşlar. Çünkü ciddi bir terleme yapmış oralar. Gerçekten tekrardan bir yalıtım gerektiriyor diye eklemek isterim. Ki BMC'nin YouTube'da yan duvarlarını başka videolarda göremeyebilirsiniz. Biz özellikle çektik ki insanlar söktüğünde altında neyle karşılaşacaklarını görsünler diye. Piyasada çok olan bir araç değil. O yüzden bunları da sizinle paylaşmış olduk. Bir şey yapıyorsanız kaliteli yapın. Çünkü ileride sorun yaşamayın. Biz de o yüzden söktük. Kemal ısrarlarıma dayanamadı. Ama sonra o da dedi ki iyi ki söktük. Haklı. O şekilde gençler. Bugünlük bu kadar sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bize yorumlarda aşağıda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bizimle duygularınızı paylaşabilirsiniz. Eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Ve her şeyden önemlisi bize kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Beğenmiyorsanız Allah'a havale edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.